Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta bir yüksek potansiyelli hisse senedi analizi yapmıştık. Aslında bugün sıra yüksek potansiyelli altcoin videosundaydı ama hisse senedine daha çok ilgi olduğu için bazen iki tane hisse senedi bir altcoin paylaşabiliyoruz. Tabi yüksek potansiyelli altcoin ve yüksek potansiyelli hisse video serimize devam edeceğiz. Arada böyle değişiklikler olabilir ki şu an borsa trendde olduğu için yani yükseliş trendinde olduğu için daha çok ilgi var ve borsaya daha çok ilgi olduğu için biz de borsaya hisse senetlerine ağırlık vermeye çalışıyoruz. Tabi bitcoin ve altcoin yani kripto paralara da bir yükseliş trendi geldiği zaman ona da aynı şekilde ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Tabi şu an herhangi bir yükseliş trendi yok. Şu an dip formasyonları oluşturuluyor ve yükseliş trendi başlamamış. Onun için çok da fazla heyecana gerek yok. Ama sizin bir stratejiniz varsa mesela benim stratejim şu şekilde. Her zaman söylediğim gibi yavaş yavaş altcoin, bitcoin vesaire toplamaya devam ediyorum. Ki yükseliş trendi başladığında fırsatı kaçırmış olmayayım. Ve biz bu trendin de zaten her zaman söylediğimiz gibi 2024-25'lerde gelebileceğini söylüyoruz. Tabi bununla birlikte diyoruz ki eğer çok olumsuz, çok olağanüstü bir sıkıntı olmasa biz bu yükseliş trendini bekliyoruz. Önümüzdeki videoda gene bir yüksek potansiyelli altcoin paylaşacağız sizinle. Tabi bu sefer dediğim gibi ufak bir değişiklik yapıp tekrar bir hisse senedi analizi yapıp sizinle paylaşacağız. Şimdi videolar biraz uzuyor farkındayım ama ben en kısa şekilde videoları hazırlamaya çalışıyorum. Kısa olması benim de yararıma ama ister istemez bazen uzuyor. Bazen bazı eleştiriler geliyor onlara cevap vermek zorundayız ki bizi takip ediyorlarsa cevap vereceğiz bir şekilde. Fakat herkese tek tek cevap vermektense bu şekilde videoda cevap vermek daha mantıklı. Onun için örneğin geçtiğimiz hafta bir hisse paylaştık sizinle. İhlas gayrimenkul. Zaten videoda da ne dedik size? Dedik ki normalde ihlas grubu çok tutulmuyor. Siz de tabii ki doğal olarak beğenmeyebilirsiniz. Ben de çok beğenmiyorum açıkçası. Ben sadece inceledim ve böyle bir yükseliş potansiyeli ihtimalinin olduğunu söyledim size. Tabii ne diyoruz biz? almak zorunda değilsiniz. Alın diye söylemiyoruz. Analizi alın diye paylaşmıyoruz ve her videoda zaten size söylüyoruz. Diyoruz ki kendi araştırmanızı yapın temel olarak şirket ne durumda, nasıl bir yapısı var, kazançları vesaire, karlılığı, şirketin genel durumu temel olarak araştırdığınızda karşınıza çıkacaktır. Eğer aklınıza yatarsa alırsınız, yatmazsa almazsınız. Zaten yatırım bu şekilde yapılır. Ben bunları söylediğim halde hala e, videoları iyi izlemeyen, iyi dinlemeyen arkadaşlar bazı olmadık yorumlar yapıyor. Bunu baştan söylüyorum ki her videoda da söyleyeceğim ki böyle sıkıntılar olmasın, kimse yanlış anlamasın. Ve daha önce analizini yaptığım hisselere baktığınızda da videolarına baktığınızda da zaten ben her şeyi söylüyorum. Mesela geçtiğimiz günlerde ne yaptık? Eukyo analizi yaptık hatta iki defa paylaştık sizinle ve ne dedik? Hatta grafiğini şöyle bir açalım. Şöyle ne dedik onu tekrarlayalım. Çünkü bazı arkadaşlar anlamamakta zorluk çekiyor. Onlara da anlatmış oluruz. Böyle bir grafik paylaştık ve sırayla hedeflerimizi verdik. Dedik ki 5-14'lerden biz EUK'ya aldık ve ne dedik? Bir yükseliş oldu. Bakın biz aldıktan sonra gördüğünüz gibi %239'luk bir yükseliş oldu. Ve ikinci videoyu çektiğimizde ne dedik? Dedik ki çok fazla yükseldi. O zaman yanılmıyorsam 15'lerde vesaireydi. Şuralarda yanılmıyorsam. Dedik ki çok yükseldi ve bir satış bir düzeltme gelebilir. Hatta ben satabilirim elimdekileri dedim. Ondan sonra videoyu paylaştıktan sonra elimdekinin çoğunu sattım. Dedim ki eğer 9-10 TL 10-40 vesaire buralara gelirse tekrar alım yapıp bekleyeceğim. Ve düştüğünde tekrar gördüğünüz gibi çizgili alanlarda tekrar almaya başladım ben ve 9 TL'nin altına düşmediği sürece benim için sıkıntı yok. Ben bekleyeceğim dedim. Nitekim oraya geldi. Gördüğünüz gibi şöyle günlük grafiğimizi açtığımızda buralarda bir dinlenme, bir düzeltme olayı oldu ve dinleniyor şu an. Ne yapacak belli değil daha. Bir formasyon oluşacak mı? Onu izleyeceğiz ve 9 TL'nin altına düşmediği sürece de ben zaten karımı aldım, cebimi ve karımla devam ediyorum. 9 TL'nin altına düşmediği sürece belki biraz daha alıp beklemeyi düşünüyorum. Ve şartımızı koymuştuk. Şartımız neydi? 9 TL'nin altına düşmemesi. Buranın altına düşmediği sürece verdiğimiz hedefler geçerlidir dedik. Nitekim geldi buralardan tekrar bir alım yapmaya başladım. Şimdi biz bunları defalarca anlattığımız halde anlamamaya devam ediyorlar. Hiç sıkıntı yok. Dinleyen zaten alması gerektiği şeyi alıyor. Tabii ne diyoruz her zaman? Bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. alsa tut tavsiyesi değildir. Ayrıca ben burada hisse pazarlamıyorum kesinlikle. işte alıp da size alın demiyorum. Zaten burada sadece EUKYO'dan bahsettim size. Aldım ve sattım. Şu anda da biraz aldım, bekliyorum. Siz alırsınız, almazsınız. O sizin bileceğiniz iş. Ama şirket hakkında sizden ricam varsa bilginiz, videolarını paylaştığım hisseler ve altcoinler vesaire Bunlar hakkında bilginiz varsa temel olarak lütfen bizimle paylaşın. Biz de öğrenmiş oluruz. Bizi takip edenler, videoyu izleyenler de öğrenmiş olur. Böylece yararlı, faydalı bir şey yapmış olursunuz. Dediğim gibi hiçbir hisseyi temel olarak araştırmadan almayın. Eğer siz temele inanıyorsanız böyle bir bilginiz varsa. Videolara abone olmadan izliyorsunuz çoğunuz. Sizden ricam 2-3 saniyenizi ayırıp abone olun. Siz 2-3 saniyenizi ayırıp abone olurken de ben de yavaş yavaş videoma analizime başlayayım. Evet, bu videomuzun konusu İzmir Demir Çelik. Daha önce birkaç defa videosunu yapıp sizinle paylaşmıştık analizini. Oraya da geleceğiz. Fakat şöyle genel olarak ayrık grafiği açıp şöyle sizin için birkaç tane teknik formasyon göstereceğim. Teknik analizinde güzel çalıştığını siz de buradan görebileceksiniz. Şimdi en başa geldiğimizde bu arada bu aylık bir grafik. Yani şu gördüğünüz mumlardan her bir tanesi bir ayda oluşmuş demek diyelim. Doğal olarak da uzun vadeli bir grafik. Şimdi geçmişe baktığımızda burada ilk önce bizim bir tobo formasyonumuz var. Büyük bir formasyon şöyle gördüğünüz gibi. Burada ne olmuş ne bitmiş. Şurayı çizdiğimizde bakın burada tobo formasyonu yukarıya kırılmış ve tobo hedefi olan 0.67 TL'ye gelmiş. Biz her zaman ne diyoruz analizlerimizde? Tobo formasyonları uzun vadeli olmak üzere genelde 2'ye, 3'e, 4'e vesaire katlanabiliyorlar. Bu formasyonda da bu hissede de daha doğrusu bu tobo formasyonun 2'ye katlandığını görebiliyorsunuz ki şuradan baktığımızda dibinden şöyle tobo hedefine %1285'lik bir yükseliş göstermiş daha önce. Burada güzel bir teknik çalışmış. Şimdi buraya bakalım. Burada da bizim 5 dalga dediğimiz olay var. Tabi birçok formasyona baktığımızda Elliot'un 5 dalga olayını görebiliyorsunuz. Örneğin buraya baktığımızda şöyle sizin için 5 dalgayı alalım. Bakın şurada burası bizim tepemiz tepe oluşuyor. Daha sonra geliyor biz buraya 0 diyoruz. Daha sonra birinci dalga yukarı, ikinci dalga aşağı, üçüncü dalga yukarı, dördüncü dalga aşağı ve beşinci dalga yukarı olmak üzere burada da güzel bir Elliot formasyonu, Elliot dalgası çalışmış ve gördüğünüz gibi 9 TL'lere kadar gelmiş. Şimdi günümüze gelelim. Burada gene aylık grafiğimizi açtık. Hatta şöyle haftalığı açalım size. Şu şekilde anlatalım. Şimdi bu hisseyi açıkçası ben e, uzun süredir takip ediyorum. Bakın bu gördüğünüz haftalık bir grafik. Burada güzel bir dip çalışması yapmıştı. Ve şurada bizim güzel bir e, direnç seviyemiz vardı. Burası kırıldığında zaten açıkça teknik olarak bana diyor ki ben yükseleceğim. Çok açık. Görünebiliyor tabi e, bilene. Bu arada teknik analiz kursumuz var. Bütün bu öngörüleri teknik analizde yapıyoruz. Bütün hedefleri teknik analizde biliyoruz. Teknik analiz kursumuz var. Sıfırdan zirveye yatırım dersleri veriyoruz. Eğitim veriyoruz. Bu eğitim... 1300 TL'den 900 TL'ye indirdik. Kursun linki videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Oraya tıklayıp kursu satın alabilirsiniz ve bunu bilgisayar üzerinden almanız bizim için daha iyi diyelim ve devam edelim. Şimdi seçimden önce ben bu hisseyi şurayı kaldıralım şöyle. 311'lerden almıştım ben alım satım yerlerimi bu şekilde işaretliyorum. Mesela burada 311'lerden almışım. Daha önce 664'lerden sattım şöyle güzel bir kar elde ettim. Şu şekilde %114'lük bir yükseliş oldu. Neden sattım peki? Çünkü çanak var burada ve çanak tamamlandı. Satmam gerekiyordu. Daha sonra ne yaptı? Daha sonra tekrar düştü şöyle. Daha sonra geldi şurada. ikili dibe benzer bir hareket yaptı. Şöyle hatta. Şöyle mavi ile çizdiğimiz. Ve ben 5.39'dan tekrar aldım. 5.39'dan aldıktan sonra tekrar tepeye geldim burada bir kulp yaptı ve tekrar teknik analize göre 7.40'lardan sattım. Sonra ne oldu? Şöyle şu şekilde bir formasyon oluşturdu. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir çanağımız var. Burada da bana göre bir kulp şurası. Bakın şöyle. Bir de kulp oluşturdu. Bunların hepsini detaylı olarak size anlatacağız. Bakın burada çanağımız, burada da kulpumuz. Eğer bu tekniği güzel kullanıp güzel çizmezseniz maalesef onlar sizi çizer diyelim. Ve daha sonra ne yaptı dedik 7.40'lardan sattık. Ve şu çanak kulp formasyonunun direnç seviyesini açtı. Yani ortalama şuralar 7.66'lar. Buraları açtıktan sonra ben tekrar alım yaptım. Neden alım yaptım? Çünkü şu kulp direncini kırdı. Sonra orayı destek olarak aldı ve şu an destek noktasında olduğu için ben buradan alım yaptım şahsen. Tabi kesinlikle siz alın satın demiyorum. Ama eğer tekrar 7.40'ın altına düşerse ben satarım ve stop olurum. Çünkü inatlaşmaya gelmez. Fakat formasyon var dediniz hocam. Çanak kul formasyonu var dediniz. Bunun sonucu ne olacak? Sonuç ne olacak? Şöyle yükseliş potansiyelini sizin için paylaşayım. Çanak kul formasyonu hedefi neresi? Yüzde kaçlık bir yükseliş potansiyeli var? Onu hemen sizinle paylaşalım. Bakın bu da uzun vadeli bir grafik olduğu için bir uzun vadeli bir formasyon olduğu için e, burası en az ikiye katlanacaktır bana göre. Çünkü bu haftalık bir grafik öyle tek seferde e, yükselip hedefine gelip düşeceğini ben zannetmiyorum. Tabi düzeltmeler olabilir tabii ki düşüşler olabilir ama sonuçta gidip gelip varacağı yer Kürtçü dükkanıdır tilkinin diyelim. Şöyle burası bizim ilk hedefimiz ve ikinci hedefimiz de şöyle alıp çanak katlama seviyesini şöyle aldığımızda şu şekilde yükseliş potansiyeli ortaya çıkacaktır. O da şuralar oluyor. Şimdi burada Aresa'ya da baktığımızda gördüğünüz gibi bir çanak kul formasyonu orada da oluşmak üzere ve şu an hisse 8.05 TL seviyelerinde. Peki ne kadarlık bir yükseliş potansiyeli var? şurada 8 TL'den ölçü aracımızı alıyoruz. İlk hedefi %300'lük bir yükseliş potansiyeli. Şöyle ikinci hedefine geldiğimizde %1600'lük bir yükseliş potansiyeli var gibi görünüyor. Ama farklı bir durum, farklı bir formasyon da var. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Şu şekilde şöyle yükselen bir tobo formasyonu gibi bir formasyonumuz var. Bu da uzun vadeli olduğu için etkisinin de bir o kadar güzel olacağını ben şahsen düşünüyorum. Tabi size karışık geliyor ama seviyeleri tek tek size anlatacağız. O da şu şekilde bu formasyon hedefi de şöyle baktığımızda şurayı alalım ortalama olarak söylüyoruz tabi. Bu bir uzun vadeli grafik yani bu verdiğimiz hedefler uzun vadeli. Uzun vadeli ne demek? Bir yıl ve üstü demek. Ve ben bunu söylediğim hal daha ben videoyu çekeli 3 hafta olmuş. Bu arkadaş yorum yapıyor. Diyor ki hani yükselmedi. Ben sana diyorum ki. Bir yılda üstü sen 3 hafta geçtiği halde diyorsun ki yükselmedi. E demek ki dinlemiyorsunuz. E dinlemezseniz maalesef böyle strese girersiniz. Ve bizim hakkımızda olmadık suizanlarda bulunursunuz. O da sizin karakterinizi yansıtıyor. Dinlemeyi bilmediğiniz sürece bu şekilde olacaktır. Şimdi bunu neden çizdim? Şu maviyle gördüğünüz hatta şöyle sizin için çizelim şu şekilde. Şurası solumuz baş, sağ omuz. Bu yükselen yassı gibi bir hareket olduğu için etkisi de bir o kadar iyi olacaktır. Şimdi burada ilk önce ne dedik? Yüzde 1600'lük bir yükseliş ihtimali var. Fakat 7.40 TL seviyesinin altına düşmediği sürece bizim şartımız budur. Bu fiyatın altına düşerse verdiğimiz hedefler şimdilik iptal olur. Ama buranın üstünde kaldığı sürece İzmir Demir Çelik'teki hedefimiz 136 TL. Şartımız nedir? 7.40 TL üstünde kalması fakat 17.48, 17.50 civarı tabii ki bu değişebilir zamanla. Bu gördüğünüz mavi çizgi de önemli. Buranın üstüne attığında şu gördüğünüz tobo formasyonu olayı gerçekleşmiş olacak. Ve buraya geldiğinde zaten ilk hedefi neresi olacak? Şöyle sizin için çizelim. Şöyle yükseldiğinde 32 TL'lere gelip bir satış yiyecektir. Eğer gelip buralarda bir dinlenme hareketi oluşturursa 17-18 TL üstünde. Daha sonra ilk hedefi olan 136 TL, ondan sonra da gördüğünüz 327 TL olan hedefimize gelecektir diye düşünüyorum. Tabii uzun vadeli bu grafik. Doğal olarak da 7.40 TL üstünde kaldığı sürece bizim uzun vadeli hedefimiz 327 TL seviyesi olacaktır. O da %4000'lik bir yükseliş potansiyeli demek. Tabii her zaman ne diyoruz? Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir. Siz bu hisseyi temel olarak araştırın. Eğer temel olarak durumu iyi değilse uzun vadede 1-3 yılda eğer bu hedeflere gitme ihtimali yoksa almazsınız. Ben şahsen teknik olarak bakıyorum. Teknik olarak gideceğini düşünüyorsam alırım. Düşünmüyorsam almam bu kadar. Siz de eğer temele inanıyorsanız, temel analiz olmadan olmaz diyorsanız bu hisse hakkındaki araştırmalarınızı yapın veya almayı düşündüğünüz hisselerin temel olarak durumuna bakın. Ve varsa bilginiz lütfen bizimle yorum bölümüne paylaşın. Biz de yararlanmış faydalanmış oluruz ve bizi izleyenler de faydalanmış olur tartışalım eğer şirketin durumu gerçekten kötüyse almaktan vazgeçelim veyahutta almayı düşünenler almaktan vazgeçer bu şekilde yüksek potansiyelini gördüğünüz hisseler ve alt varsa Lütfen bizimle yorum bölümüne paylaşın analizini yapıp sizinle paylaşıyoruz ve bu şekilde çok yüksek potansiyeli olan hisseleri ve alt video şeklinde analiz edip sizinle paylaşıyoruz. Dediğim gibi çoğunuz videolara abone olmadan izliyorsunuz. Lütfen abone olun. Sadece 2-3 saniyenizi alacak ve videoları yararlı buluyorsanız da sevdiklerinizle, tanıdıklarınızla paylaşın. Onların da haberi olsun. Lütfen güzelce dinlemeden yorum yapmayalım. Söyleyeceklerim bu kadar sonraki videolarda. Görüşmek üzere.